Esselamu Aleyküm dostlarım. Videoyu beğenerek başlamanız ve yorum yapmanız kanalı oldukça ileriye taşıyor. Verdiğiniz destekten ötürü hepinize teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. 5 yaşında Kur'an okumayı, 7 yaşında da hafız olmayı başardım. Her şey benim için imanımın üzerine kuruluydu. Rabbime sevdalıydım. Namaz kılmak, Kur'an okumak. Dünyevi hiçbir şey benim önüme geçemiyordu. O kadar seviyordum ki ibadet etmeyi. Neredeyse uyku uyumayıp sadece namaz kılmak bile isteyebilirdim. Hayatımızdaki her şey güzel gidiyordu. Babam gibi imam olmak, onun gibi bir cemaate namaz kıldırmak istiyordum. Perşembe gecesiydi. Kapımız çaldı. İçeriye iki tane iri yara adam girdi. Annemle beraber kapının kenarından izliyorduk civar köylerden birinin ismini vererek orada toplu bir ölümün gerçekleştiğini, babamın da cenaze namazını kılmak için gelip gelemeyeceğini sordu. Vefat edenler arasında köyün imamı da vardı. Babam tabii ki gelirim. Üstümü değiştireyim hemen geliyorum dedi. Yukarıya çıkıp üstünü değiştirdi. Sonrasında da odaya gelerek durumu izah etti bize. Bu normal bir durumdu. Doğal olarak hiç şüphelenmedik. Onlarla beraber gitti baba. Aradan birkaç gün geçti. Annem meraklanmaya başladı. Telefonlarını açmıyor, hatta telefonu bir süre sonra kapandı. Muhtara gittik. Annem durumu anlattı. Köyün ismini söylediğinde muhtar çok şaşırdı. Vallahi yengem, böyle bir şey olsa duyarız. Civar köylerde toplu bir ölüm falan yok. İmam ölse en azından haberim olur. Bir arayayım oranın muhtarını dedi. Aradı, birkaç dakika konuştu. Böyle bir şey yok yenge. Herkes sapa sağlam. Boy içerisinde öyle neden de olmamış. En son vefat eden yaklaşık 40 gün önce etmiş. O da yaşlılıktan. Annemin gözlerini korku sardı. Benim de kalbimi. Muhtar hemen jandarmaya götürdü bizi. Durumu anlattık. Tarif ettirdi insanları. Tarif ettik. Babamı arama çalışmaları başladı. O günden sonra kalbimde bir ukde, bir karanlık oldu. Namaz kılarken bile huzurlu değildim. Sürekli olarak aklım babamdaydı. Aklıma kötü kötü şeyler getirmek istemiyorum ama her zaman bizimle yaşayan bir şeytan var. Kanımızda. Kalbimi öyle bir vesvese dolduruyordu ki. Şimdi namaz kılacaksın ama baban yok. Gidip arasana gibi düşünceler zihnime doluyordu. Namaz kılma isteği neredeyse köleriyordu içimde. Ama her defasında besmele çekip dualarımı okuduktan sonra namazımı kılıyordum. Annemin yüzünde çiçekler açardı. Hep mutlu olurdu. Yüzündeki gülümseme öldü. Sadece düz bir surat ifadesiyle kahvaltıya oturmuştu. Artık daha fazla buna tahammül edemeyecektim. Ayağa kalkıp muhtarın yanına gideceğim. O köye gitmek istiyorum bakacağım. Belki de babam orada. Babam bizi bırakıp hayatta başka bir yere gitmez. Kesinlikle kötü bir şey oldu dedim. Annem durmur dese de giydim ayakkabılarımı çıktım. Muhtarın evinde aldım soluğu. Kapıyı sert sert vuruyordum. Açtı kapıyı. Beni görünce şaşırdı. Buyur Resul. Babanla ilgili bir haber mi verildi? Geldi mi yoksa baban? Hayır gelmedi. Ne olursun beni okeye götür. Bakmak istiyorum babam orada mı? Etrafa bakmak istiyorum. Bana doğru baktıktan sonra tamam Geç içeriye giyineyim dedi. İçeriye geçip oturdum. O hazırlandıktan sonra çıktı. Köye doğru giderken en azından içimde birazcık da olsa umut vardı. Belki babamı görürüm, belki ulaşırım diye. Sonunda yaklaştık köye. Bak şurası diyordu. Köyün içine girdiğimiz gibi muhtarlığın önüne çekti. Muhtar zaten bizim muhtarı tanıyordu. Selamlaştılar. Sonrasında da konu hakkında zaten bilgisi vardı. Benim oğlu olduğumu söyledi. Yanına doğru gittim. Bakabilir miyim etrafa? Ne olur lütfen. Tabii evladım tabii. İstediğin gibi gezebilirsin köyü. İstediğin ev varsa söyle. İçeri girmeni de söyleriz. İçeriye de davet ederler. Durumdan herkesin haberi var. Babanı zaten sever sayarlar. Sohbetine çok tanıklık ettiler. Gezdim durdum sokaklarda. Ne arıyordum ki? Babamın direkt karşıma çıkacağını, ona koşup sarılacağım ama çocukluk haklıydı işte. Bir hevesti belki de. Babamı aradım durdum ama ne görebildim ne de bir rastlayabildim. Akşam vaktine doğru geri dönüyorduk. İçimden o kadar büyük bir ateş yanıyordu ki çığlık atıp isyan etmek istiyordum. Muhtar beni evimin önüne bıraktı. Sonrasında da gitti. Kapıyı çaldığımda annem kapıyı açtı. Bir umut gözleriyle baktı bana. Başımı bulamadım dercesine hayır şeklinde salladım. İçeriye girdim. Odama doğru ilerlerken annem üzülme oğlum elbet bir gün gelecek. Olmuştur bir şey. Belki de haber veremiyordur. Zor bir durumdadır. İlla ki buluruz. Merak etme sen. Rabbimden umut kesilmez dedi. Yatsı namazını kılmak için abdest almıştım. Pencere kapalı olmasına karşın seccadenin başına geçtiğimde Ayaklarıma bir serinlik geldi. Sanki hafif bir rüzgar çarpmış gibi. Namaza başladım. Namaz kılarken garip bir şey oldu. Bir anda ışık kapandı. Duvarda ne olur ne olmaz diyerek asılı duran iki tane mum bir tane de gaz lambası vardı. Eskiden oldukça sık giderdi elektrikler. Onlar bir anda kendiliğinden yandı. Seccadenin olduğu yere sadece benim gölgem değil. Arkamda Dört kişinin daha gölgesi geldi. Ellerim titredi o anda. Namaza odaklanmalıydım. Ne olursa olsun öleceksem bile burada ayakta durmalıydım. Namazım hiçbir şekilde bozulmamalıydı. Kafamı dağıtacak her şeyden uzaklaşıp namazı kılmaya devam ettim. Aklıma gelen ilk şey o gölgeler geldiğinde babamı götüren adamların evimize girdiği ve arkamda dikilerek namazımı bitirdiğimde beni de alacakları veyahut öldürecekleriydi. Namazımı bitirdikten sonra arkama doğru döndüm. Arkamda hiç kimse yoktu. Sadece yerde boş dört tane seccade vardı. Ne olduğunu anlayamadım. Korkuyla yatağın arka tarafına, dolaplara baktım. Yemin olsun ki odanın içerisinde bir tek ben vardım. Hızlıca çıktım odadan. Anne diyerek bağırıp Odasının kapısına yapıştım. Sert bir şekilde yumruklar atıyordum. Anne uyan. Birileri var evde yemin ederim uyan. Evde birileri var. Kapıyı açtığında şaşırmıştı kadıncağız. Üstüne doğru atlar gibi sarıldım hemen. Birileri var anne. Odamdaydı. Dört kişiler de arkamdalardı. Namazı kılmama beklediler. Kıldıktan sonra kayboldular. Nereye gittiler bilmiyorum. Evin içindeler diyordu. Annem bunları söylememle beraber kapısını kilitledi. Yardım ettim ona. Yan taraftaki dolabı zorlukla da olsun kapıya doğru çektik. Hemen muhtar aramaya başladı. Muhtar açtığında telefonu durumu anlattı. 10 dakika bile geçmemişti. Neredeyse bütün köy ayağa kalkıp evimizin önüne gelmişti. İçeride misiniz? Resul, Sevil, içeride misiniz diyerek bağırıyorlardı. Sonrasında da kapıyı kırdılar. Etrafa bakın. Çocukta kızcağız nerede bakın diyerek köyün yaşlıları içeriye doğru girdi. Gençleri de. burada izleyerek seslendik. Kapıyı açmak için dolabı çektik. Kapıyı açtığımızda iyi misiniz diyerek sordular. Annemle beraber iyiyiz dedik. Bütün evi aradılar taradılar. Kimse yok muhtar efendi. Baktık ev bomboş. Kaçmışlar büyük ihtimalle. Elinize alet alın. Gerekirse silah alın. Köyü arayın. Köyün etrafını iyice abdukaya alın. Hiç kimse köyden çıkmasın yabancı. Yakaladığınızı gerekirse ayağından vurun. Jandarmaya da haber verdik geliyorlar dedi. Bana sordular ne olduğunu ne gördüğümü. Anlattım. Hiç kimse anlayamamıştı ama aralarında muhtarla beraber yaşlı bir adam konuşuyordu. Bana doğru bakıp fısır fısır. Bir şeylerden haberleri olduğunu anlamış gibiydim. Muhtara soracaktım ama o arada jandarma geldi. İfadelerimizi aldılar. Kapıda zorlama yok. Pencerelerde zorlama yok. Pencereleri sıkıca kapatın. Herhangi bir şekilde açmayın. Tekrardan gelen giden olabilme ihtimaline karşı köy evlerinden birinde misafir edilin ya da burada başkası da kalsın dediler. Söylediklerini harfiyen uyacaktık ama muhtar kesinlikle bir şey biliyordu. Çünkü diğer köylüler babası yüzünden halüsinasyon görmüştür ya da aklına babası gelmiştir, böyle zannetmiştir diyerek ne gördüğüme dair bahaneler üretirken muhtarın ağzından tek kelime çıkmıyordu. Herkes gitti. Annemle beraber öylece oturup kalmıştık. Zaten sabah namazına da çok az bir vakit vardı. Ezan okunurken sence babamı kaçırdılar mı? Yoksa öldürdüler mi anne? Arkamda gördüğüm gölgelere eminim. Arkamda birileri vardı. Yalan söylemiyorum. Yalan söylemenin ne kadar günah olduğunu bana siz öğrettiniz. Ağzımdan yalan çıkmaz benim. Sen benden daha iyi bilirsin. Sana inanıyorum oğlum. Yalan söylemeyeceğini de biliyorum. O zaman neydi onlar? Neydi arkamdakiler? Nasıl bir anda kayboldular? Köyden nasıl bu kadar rahat çıktılar? Bu nasıl mümkün olabilir? Bana doğru bakarak yüzümü sevdi. Haydi namazlarımızı kılalım, sonrasında da yatarız dedi. Başımı salladım ayağa doğru kalkıp abdest almaya gidecekken annemin de bir şey sakladığından içimden o kadar emin bir hissiyat geliyordu ki bir şeyler benden saklanıyordu. Belki de babam ölmüştü söylemek istemiyorlardı. Namazı kıldıktan sonra yattım. Uyuyamadım zaten. Yatakta öylece dolanıyordum. Öğle vaktine doğru etrafa bakmak için yine çıkacaktım. Camiye gittim öğle namazında. Namazdan sonra Etrafta gezecekken insanların bana doğru bakıp fısır fısır konuşmaları artık beni rahatsız ediyordu. Muhtarı gördüm. Ellerini arkasına bağlamış muhtarlığa doğru gidiyor. Hemen yanına doğru koştum. ''İyi misin Resul?'' ''İyiyim sağ olasın. Bir şey söyleyeceğim. Dün herkes beni delilikte de suçlarken sen biriyle konuşuyordun. Babam hakkında bir şey biliyor musun? İçimden sürekli olarak onunla ilgili bir şey bildiğin geliyor.'' Eğer biliyorsan lütfen söyle. Yalvarırım söyle. Bana doğru baktı. Hafifçe kaşlarını çattı. Bilgim olsa nerede olduğunu bilsem neden söylemeyeyim. Bilmem. Belki korkuyorsundur. Söyle ne olur. Biliyorsan söyle. Yok bilmiyorum. Bilsem gerçekten söylerim. Sonra da kaçamak birkaç cevap verip hızlı hızlı muhtarlığa doğru yürüdü. Neredeyse boşa yemin bile edecektim. Çünkü bir şeyler sakladığına, o kadar emindim ki. Ben de eve doğru yürüdüm. Evde bir aile vardı. Beni görünce ayağa doğru kalktılar. Resul değil mi diyerek anneme sordular. Evet oğlum Resul. Gelip sıkı sıkı sarıldılar bana. Üç kişi gelmişler. Bir tane yirmili yaşlarında kız, annesi ve babası. Baban sayesinde artık hayatımız daha düzenli. Keşke babanı tekrardan görebilseydik. Teşekkür etmeye geldik ama Babanın başına gelenlerden dolayı çok üzgünüz dediler. Babamı tanıyor muydunuz? Nereye gitti hakkında bir fikriniz var mıdır? Hayır yok. Kızımız zor durumdaydı. Sağ olsun. Bildiği bilgileri bizimle paylaştı. Kızımızı kurtardık. Ama kendisine teşekkür etme şansımız olmamıştı. Ancak işlerden zaman bulunca gelebildik. Anladım. Ne konuda yardım etmişti diyerek sorduğumda annem araya girdi öğrenmemi istemiyordu. Sonrasında da biz artık kalkalım. Daha fazla canını sıkkınken bir de bizim yüzümüzden canını sıkılmasın dedi adam. Dışarıya çıkıp araca doğru biniyorlardı. Annemle beraber kapıdan yolcu ederken adama doğru seslendim. Ağabey beni de aşağıya doğru bırakır mısınız? Köyün giriş tarafına. Olur bırakırım tabii ki. Annem ne yapacaksın orada dedi etrafa bakınacağım sonra da ikindi namazına geçerim. Annem pek fazla istemese de çok da şüphelenmemem için bir şey demedi. Araca bindim. Tam beni indirecekleri yere geldiğimizde onlara direkt sordum. Babam size ne için yardım etti? Benden bir şeyler saklanıyor. Allah aşkına söyleyin. Vallahi hakkımı helal etmem. Bak hakkıma giriyorsunuz. Baba o benim. Bilmek istiyorum. Anne ile baba birbirine baktı. Bir şey yok oğlum. Maddi bir yardımdı. Öyle sadece. Böyle söyleyince utanıp sıkılmalarına hak verdim. Sonuçta maddi bir yardımı söylemek istemeyebilirler. Kusura bakmayın siz hakkınızı helal edin deyip aşağıya doğru inmek için kapıyı açtım. O sırada kız kolumdan tuttu. Bir dakika bekle. Para yardım yapmadı baban bize dedi. Arkaya doğru dönüp Elif diyerek kızdılar. Baba siz benim hakkımda ne kadar üzüldünüz. Neler çektiniz. Şimdi de bu çocuk babası için üzülüyor. Aynı acıları yaşıyor sizin gibi. Yaşama sıra devam etmesini mi istiyorsunuz? Sadece bize niye yardım ettiğini söyleyeceğiz. Ne var bunda? Belli ki bilmiyor babası saklamış. Senin baban hava silmine sahip bir hoca. Hava silmi mi? Biliyordum hava silmini. Babam bu konu hakkında bana bahsetmişti. Hatta 14-15 yaşlarına geldiğimde daha derin şekilde anlatacağını söylemişti kız hatırlamak istemiyormuş gibi bir düşünceyle anılarını hatırladı. Derin bir nefes çekti. Utana sıkıla, bana, bana, bana bir cinli musallat olmuştu. Kabilesiyle beraber beni gelin yapmak istiyorlardı. Cinler mi? Evet diyerek başını salladı. Hiçbir hoca kurtaramadı. Geldiler, hep kaçtılar. Sadece baban. Baban geldiğinde kaçmadı. Bir hafta kadar evimizde kaldı. Elinden geleni yaptı ve kurtardı beni. Gözyaşları döküyordu. Babana çok minnettarım. Bugün elini öpmek, ona sarılıp teşekkür etmek için geldim buraya. Ama belki de bana yardımı yüzünden bu hale gelmiştir. O cinniler çok kötü, çok karanlık. Babanın beni kurtarmasından dolayı onu cezalandırmış olabilirler. Benim yüzümden olabilir diyerek ağlıyordu. Annesiyle babası da sakin ol deseler de kızcağız açkıra açkıra ağlıyor. Aşağıya indim. Ruh gibiydim o anda. Duyduklarım zihnimin süzgeçinden rahat geçemiyordu. Yavaş yavaş boş boş adımlar atarak yere doğru bakıp yürüdüm. Muhtarların önüne doğru geldim. Kapıyı ittirip içeri girdim. İçeride birkaç kişi oturuyordu, sohbet ediyorlardı. Muhtarı haricindeki diğer kişilere bakıp Çıkabilir misiniz? Muhtarla bir şey konuşmak istiyorum dedim. Şaşırdılar muhtara doğru baktılar. Siz bir müsaade edin bize Resulle. Sonra tekrardan konuşuruz dedi. Onlar çıktığında oturdum öylece. Karşıma doğru oturdu. Dinliyorum Resul ne oldu? Baban hakkında bir bilgi varsa söyle lütfen. Babam hocaymış. Biliyordunuz değil mi? O yüzden aranızda fısır fısır konuşuyordunuz. Babama ne olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. Cinler götürdü babamı. O gelenler insan değildi. Babamı alıp götürdüler demi diyerek bağırdım. Bardaklar çatladı. O anda ne olduğunu anlayamadım ama içimden inanılmaz bir kuvvet doğmuş gibiydi. Muhtar tövbe bismillah diyerek okumaya başladı. Sakin ol evladım dur. Ne yapıyorsun? Tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Ayağa doğru kalktı korkuyla. Ellerinin titrediğini görebiliyordum. Sandalyeyi bana karşı savunmak için iki tarafından tutuyordu. Ne olur ne olmaz diye direkt bana doğru bakıyor. Söyle lütfen. Biliyor musun bir şey? Farkındayım lütfen söyle. Babamı onlar aldı değil mi? Neden aldı? Ne oldu anlat. Biliyorsan anlat lütfen. Gözyaşlarım dökülürken anlatacağım Resul. Anlatacağım sakin ol. Sandalyeyi yavaşça geriye doğru çekip birazcık benden uzakta oturdu. Ellerini ovuşturuyordu. Stresi çok yüksekti. Bana doğru bakarken gözlerini kaçırarak konuya girdi. Bizim köyümüz lanetlenmiş bir köydü. Feriha Hatun adında birisi vardı. Bebekleri doğduğunda erkek olsun diyerek geçmişte yaşayan köylüler Feriha Hatun'dan büyü aldılar. Büyülerle beraber çocuk yaptılar. Çocukların hepsi erkek doğuyordu. Ama bazılarının derilerinde yarıklar, gözleri pörtlemiş şekilde büyük gözlerle beraber. Çocukların çoğu telef olup gitti. Ölü doğuyorlardı. Sonrasında lanet hepimizi sardı. Çocuk yapıp büyüye bulaşanlar, sonrasında sağlıklı çocuklar olsa da, yani bizler gibi cinler bizi rahat bırakmıyordu. Bizleri öldürmek için durmadan karanlık bir şeyler yapıyor, neredeyse aklımızı tamamen başımızdan alıyorlardı. Birkaçımız cinnet geçirdi. Bazılarımız intihar etti. Anlayacağın köy lanetten kurtulamıyordu. Sonrasında gelen hocalar yardım edemez oldu. En azından gelenler bir hafta iki hafta olsun yaptıkları okumalar ve yazdıkları kağıtlarla bizi koruyordu. Artık onlar da tesir etmeyince karanlığa düştük. Ve bir hocanın ismi onu öğrendik. İsmi Tam olarak hatırlayamıyorum şimdi. Eski bir isimdi. Sağlık sorunları nedeniyle gelemeyeceğini ama öğrencisini gönderebileceğini söyledi. O öğrenci babam mıydı? Gözlerini sıkıca kapatarak başını salladı. Baban geldiğinde her şey daha da farklılaştı. Olaylar daha da büyüdü. Bazı evlerde eşyalar yanmaya başladı. Kaybolan eşyalar, hareket eden eşyalar, kendi kendine sallanan Hamaklar bile oldu. Sadece bu da değil. İnsanlar ölmüş akrabalarıyla beraber oturup konuşacak kadar kendini kaybetti. Ama baban hiç korkmuyordu. Çok garip bir adamdı. Gelen hocalar bahaneler bulduktan sonra çıkıp gitse de baban gitmedi. Orada kaldı. Yaşının genç olmasından dolayı tecrübesiz kendini öldürtecek deselerdi de, baban yalnız gelmemişti yalnız gelmemiş derken anlayamadım. Köyden bazıları babanın yanında dört kişiyle beraber köyün sokaklarında gezdiğini söylemeye başladı. Ama babanın tek geldiğinden emindik. Minibüsten tek başına indi. Köye zaten minibüs bile gelmiyordu. O adamı nasıl ikna etti de geçerdi diyerek hayret ediyordu. Köyün ismi çıkmıştı. Civardaki köyler yardım etmeyi bırak. Adımız söylendiğinde yolu bile göstermiyor. Köyümüzün ismi söylendiği için o soran kişiyi kendi köylerinden kovuyorlardı. Anlayacağın lanet sadece köyde değildi. Artık köyün isminde de vardı. Sonra ne oldu? Babam sizi nasıl kurtardı yani burayı? Nasıl burada yaşamaya başladı? Gece vaktiydi. Pazar gecesiydi. Baban herkese sabah vaktinde bir konuşma yaptı. O gecenin sabahında. Hiç unutamıyorum. Ne olursa olsun her şey Rabbimizin bize bir sınavıdır. Bugün bu gece burada ölecek olsam da bu benim sınavımdır. Unutmayın. Sizin korktuğunuz o varlıklar aynı kudret tarafından yaratıldı. Rabbimiz tarafından. Siz onlardan korktukça onlar sizden güçlenir. Ama siz onlardan korkmayıp asıl korkumuz olan ahiretteki ibadetsizliğimiz olursa işte biz onlardan daha güçlü oluruz. O gün herkes Kur'an-ı Kerim okudu. Hem de hiç yorulmadan, hiç susmadan. Kur'an-ı Kerim okuyorduk ama baban gece vaktinde dışarıya çıktı. Heyecanla dinliyordum. Pencereden bakanlar babanın yanında yine o dört kişiyi görüyormuş. Beşi köyde o gece ne yaptılarsa sabah vaktinde her şey bitti. Bir anda kesildi. Sanki sanırsın ki köy hiç lanetlenmemiş, hiç büyüye maruz kalmamış gibiydi. Aradan birkaç gün geçti. Aramızda hala emin olmayanlar vardı çünkü. Ama artık emin olmaya başlamıştık. Akşam vakitlerinde rahatça dışarıya çıkabiliyorduk. Ne bir süriyet ne de korkunç bir görüntü oluyordu. Anlayacağın baban başarmıştı. Bizi kurtarmıştı. O günden sonra babanı çok minnet duydum. Kendisinin çekip gideceğini düşündük ama... On yıl boyunca burada durması gerektiğini söylediğinde doğal olarak herkes şaşırmıştı. 10 yıl bir insan neden hiç tanımadığı insanlar için dursun ki burada? Babam durdu değil mi? Hala burada olduğuna göre evlat durdu. İmamlık yaptı bize. Sonrasında da herkes onu aileden bildi. Yani anlayacağın babanın çok büyük bir yardımı var bu köye. Hatta hayatını feda edip, Zamanını burada geçirecek kadar. 10 yılda olduğunda ise gideceğini düşündük. Açıkçası ben diğer farklı insanlara yardımı gittiğini biliyordum. Ara ara çağrıldığında bir iki günlüğüne giderdi. Hatta bazen bir aylığına gittiği bile oluyordu. Sadece çok zor durumda olan, yardımı gerçekten ihtiyacı olanları. Yoksa kendi tanıdıklarından hocalar göndererek yardım ediyordu. En sonunda bir kızcağızı kurtarmaya gitti buraya gelen, bizi ziyarete gelenler. Evet, onlar, onlara yardıma gitmiş. Sadece bir kıza yardıma gittiğini biliyordum. Peki babama ne oldu? Kimler gelip götürdü? Gerçekten cinler mi? Valla bunu bilecek olan ben değilim. Ama köyde onunla birlikte gezen, gördüğü o dört kişi bilebilir. Onların da insan olmadığını biliyoruz. Cin dostları olduğunu düşünüyoruz.'' her şey için teşekkür ederim diyerek kalktım. Kapıyı açıp eve doğru gidiyordum. İçeriye girdim. Annem niye bu kadar geç kaldın dedi ama sonra anlatırım diyerek daldım. İkindi namazı için direkt abdest aldım. Sonrasında da arkamı dört tane seccade koydum. Ön tarafa doğru geçerek namaz kıldım. Aklımdaki tek düşünce arkamda tekrardan görünmeleri, çocukluk cesareti belki de cinlere babama ne olduğunu sormaktı. Ama hiçbir şey olmadı. Namaz kıldım bitti. Kendi kendime hırsımdan ağladım belki de. Babam için dua ediyordum. Akşam ezanı okundu. İçimde çok fazla istek yoktu artık. Babamın gittiğini belki de kabullenişti bu. Öğrendiklerimden sonra babamın hayatı buna dayalı diye. Sonrasında annem seslendi. Namaz kılmak için abdest alacaktım. Annemin yanına doğru gittim. Oğlum odaya gir. Odaya gir dedi. Donmuş gibiydi kadıncağız. Korkuyla parmağıyla işaret ediyordu kapıyı. Kendi odalarına girmemi söylüyordu. Şaşırmış bir şekilde kapıya doğru ilerlerken kapı bir anda kendiliğinden açıldı. Şaşırmıştım. Nasıl olur? Kapı nasıl kendiliğinden açılır? Arkama doğru baktığımda annem içeriye gir oğlum dedi. Söylediği gibi içeriye girdim. Işığı açmaya çalıştım ama açılmıyordu. Karanlıktı içerisi. Ne var burada anne diyerek arkama döndüğümde kapı sert bir şekilde kapandı. Anne diyerek kapıyı açmaya çalıştım. İmkansızdı. Kapı açılmıyordu. Birkaç defa kapıya vurdum anne kapı açılmıyor diye ama ses vermedi. Arkama doğru döndüm. İçeriden sesler geliyordu. Mumlar yandı. Onların yanmasıyla beraber oturan dört kişinin dizlerini gördüm. Esselamu Aleyküm dediler. Hepsi aynı anda. Aleyküm selam. Siz babamın arkadaşları mısınız? Konuşurken artık kekeliyor, zorluk çekiyordum. Elini öne doğru uzattı. Tırnakları simsiyah boyalıydı. Öne doğru elini uzatınca otur demek istediğini düşündüm. Dizlerimin üstünde karşılarına oturdum. Seni doğduğun andan beri tanıyoruz. Biliyoruz. Seninle yaşıyoruz. Babanın dostlarıyız. Peki babam nerede? Biliyor musunuz? O an babamı bulma umudu, içimdeki bütün korkuyu. Bu korkunç atmosferi paramparça etmişti. Baban Kuryas cinnileri tarafından tutuluyor. Ve bu pazar gecesi bir daha dönmemek üzere bu alemden diğer aleme alınacak. Yardımına ihtiyacımız var. Geldiğin soydan dolayı kanın bizim için önemli. Bedenini bizim için bize aç. Demek istediklerini o an anlamamıştım. Ama sanırım babamı bulmak için söylemem gereken şeyi, onlar için gerekli olan izni söylemiştim. Babamı bulmak için her şeyi yaparım. Ne istiyorsanız açarım. Bedenini bize aç, kanını bize aç. Ne demek olduğunu bilmiyorum. Babamı kurtaralım yeterli. Sizler onun arkadaşısınız. Biliyorum. Müslüman olmalısınız. Muhtar anlattı bana her şeyi. Bu köyü kurtarmak için onunla beraber yıllar önce buraya gelmişsiniz. Arkamda bir rüzgar belirdi. O gün ayaklarıma doğru gelen serinlikle. O saydamlık da aynıydı. Eli sırtıma doğru değdi. Sırtımda büyük bir alev hissettim. Sanki vücudumu ısısı artıyor gibiydi. Sonrasında yere doğru düştüm. Ya burnumdan ya da ağzımdan. İkisi birden de olabilir. Damla damla kanlar önümdeki halıya doğru akıyordu. Sonrasında başımda sesler duymaya başladım. Öncelikle Arapçaya hakim olduğum için Arapça konuştuklarından her şeyi anlıyordum ama sonrasında bilmediğim ve anlamadığım bir dilde de sesler geldi. Ayağa doğru kalktım. Sağa sola yalpalanarak düşmemek için tutunuyordum. Sonrasında ayağa dikildiğimde tam karşımdaydılar. Yüzleri sanki bembeyaz kansız gibiydi. Göz bebekleri yoktu. Sadece üçü vardı karşımda. Göz akları, öylece bana doğru bakarak ara sıra kanlanıyor gibi sonra da çekiliyordu. Babanı tuttukları yere gideceğiz. Oradan babanın kefenini bozacağız. Babanı kurtaracağız. Sen sadece baban için okuyacağın tılsımları söylendiğinde oku. Babanı oradan çıkar. Gerisini biz halledeceğiz. Başımı salladım. Onlara karşı bir korkum kalmamıştı. İlerle. Evden çık dediler. Söyledikleri gibi odadan çıktım. Annem bana doğru baktığında Bismillah diyerek geriye doğru çekildi. O an anladım. Sanırım normal görünmüyorum. Ya da gözlerim karşımda bana görünen cinniler gibi sadece beyaz ak şeklindeydi. Kapıyı açıp dışarıya doğru çıktım. Söyledikleri gibi köyün dışarısına doğru yürüyordum. Etrafta hiçbir insan yoktu. Saat oldukça geç de olmuş olabilir. Bilmiyordum. Hiçbir ışık yanmıyor. Zifri bir karanlığın ortasında yönümü görebiliyormuş gibi ilerliyordum. Söyledikleri gibi ormana girdim. Ormana girdiğimde babamın sesini duyar gibiydim. Durmadan dua etmeye çalışan biri var. Ama dualarını bitiremiyor. Sözleri kesiliyor. Karanlık bir hissiyat var. İçime gelen bu huzursuzluğun yönüne doğru yürüyorum. Biraz daha yürüdükten sonra durmak zorunda kaldım. Çünkü ağaçların yanında, etrafta, karanlık varlıklar görünmeye başladı. Onlar görülünce duraksadıktan sonra arkamdan ayak sesleri geldi. O üç tane görünen cinli yanıma gelmişlerdi. Resmen bana yürümemi söyler gibi baktılar. Ben yürüdükçe etrafımdaki karanlıklardan sesler gelerek bir anda yok oluyorlardı. Önümdeki cinliler alıyorlar galiba. Sonunda mağara gibi görünen yerin önüne gelmiştim ses tam olarak buradan geliyordu. Oraya doğru girmek için yürürken içeriden babamın bağırma sesini duydum. Sakın onu buraya sokmayın. Burada, buradalar diyerek bağırıyordu. Sırtıma dokunun o şey benimle konuşuyor olmalı. İçeriye gir. Babanın sesiyle konuşuyorlar. Seni kandırarak buradan uzaklaştırıp babanın tamamen zamanının dolmasını sağlayacaklar. Bismillahirrahmanirrahim. İçeriye doğru girdim. Yerde kocaman oyulmuş bir mezar vardı. Hemen oraya doğru gittim. İçinde yılanlarla sarılmış biri var. Sadece ağzı ve gözleri görünüyor. Elimi oraya doğru uzattırdılar. Yılanlara doğru dokunduğum anda kaçıştı yılanlar. Nereye kaçacaklarını bilemediler. Babam baygın bir şekilde göründü. İçeriye doğru girip babamı kaldırıp yana doğru çıkardım. Sonrasında da hayatımda bu kadar kuvvetli olduğumu bilmesem de babamı çok rahat bir şekilde sırtıma doğru aldım. Onu taşıyarak mağaradan çıkartıyordum. Tam mağaradan çıktığımızda o üç tane cinni kapıdaydı. Eve doğru ilerle Resul. Eve doğru git. Söyledikleri gibi babamı alarak eve doğru yürüdüm. Köyün sokaklarına geldiğimde ormandan sesler geliyordu. Korkutucu. Sanki devasa çığlıklar bütün her yeri sarıyordu. Evin kapısının önüne geldiğimde kapıyı çaldım. Annem kapıyı açtığında korkuyla bakıyordu hala. Babamın ismini haykırarak babama doğru sarılmak istediğinde bir anda geriye doğru itildi. Bunu ben yapmadım. Annemi teldiği yerde durup dizinin üstüne doğru oturdu. Kurtarın onu lütfen diyordu. Odaya doğru girdim. Babamı yatağının üzerine doğru yatardığımda önündeki gömleği açtım. Tam midesinin ortasında siyah nokta gibi bir şey vardı. Sağ siyah noktanın üzerine doğru koydum. Sonra da bilmediğim, duymadığım şeyleri okumaya başladım. Babam istifra eder şekilde sağ tarafa doğru uyandı. Ağzından bir yılan çıktı. Yılan yerde ilerlerken bir anda başına doğru bir bıçak saplandı. Arkamdaki o ateş hissiyatı gitmişti. Gözleri beyaz şekilde birisi. Bıçağı o vurmuştu. Sonrasında babam oğlum dedi. Önüme doğru döndüğümde elini bana doğru titreyerek uzatıp yanağımı sevdi. Üç gün boyunca Köydeki hiç kimseye haber vermedik. Babam ancak kendine gelebildi. Sadece uyanıyor, birazcık su içebiliyor ve çorba içiyordu. Üçüncü günün sonunda ayağa kalktı. Bana sıkı sıkı sarıldı başımdan öptü. Aslan oğlum benim. Yapabileceğini biliyordum. Annemle beraber neler olduğunu öğrenmek istiyordum. Kızı büyük bir lanetle aşktan kurtardım. Ama öldürdüğüm cinniden sonra kabilesi, intikamını almak istemiş olmalı. Normalde korumaları geçmeleri mümkün değildi ama bir yerde açık vermiş olmalıyım. Ben de bir kolum. Hatam olabilir. Eve geldiklerini anladığımda onlarla bir antlaşma yaptım. Sizlere dokunmamaları karşılığında hiçbirine zarar vermeden söyledikleri gibi geleceğimi ilettim. Onlar da beni alarak gittiler. Sonra da olanlar annem olduğu için hepsini anlatmadı beni esir tuttular. Oğlum dostlarım sayesinde beni buldu. Yardım ettiler Allah razı olsun. Allah hepinizden razı olsun dedi. O sırada perdeler havalanarak yukarıya doğru kalktı. Akşam vakti babamla beraber namaz kılıyorduk. Namaz kılarken ışıklar söndü. Tekrardan mumlar ve o gaz lambası yandı. Gölgelerimiz öne doğru düştü. Altı tane gölge vardı. O günden sonra babamdan hava silmi üzerine eğitimler almaya başladım. Artık 14 yaşına kadar beklemeyecektim. Rabbim babam gibi hocalardan ve rahmani olan cinlerden razı olsun. Bir insanın hayatını kurtaran hüddam belki de o insandan daha büyük karanlığa düşüyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Rabbim ettiğiniz duaları kabul edesin inşallah. Sabit yorumdan karanlık aşk. Karabüyü hikayesine gidebilirsiniz. Videoyu beğenerek ve yorum yaparak bana destek vermiş olursunuz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.